Erdal Kuruçay İstanbul'da, sokaklarda. Karşımızda Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin, seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 8 saat 21'de başlıyor. 05'te son buluyor. 05'te de son buldu bugün itibariyle. Fakat akşam 21'de başlayacak. 56 saat boyunca, yani hafta sonu tüm Türkiye'de tam kapanma devam ediyor olacak. Fakat şu anda İstanbul'da hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz. Hemen her bölgesinde artık İstanbul'un yavaş yavaş trafik oluşuyor. Evet. Sürekli kısıtlamalardan bahsettik. Geçtiğimiz günlerde de 17 günlük tam kapanma, sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Hafta içi akşamları devam ediyor. Hafta sonu da yine 56 saat olarak devam ediyordu. Fakat 1 Haziran'da gözler bilim kuruluna çevrilmiş durumda. Bilim kurulunun tavsiyesiyle bu hafta sonu son kısıtlama da olabilir. Tabii gözler oradan gelecek net haberlere çevrilmiş durumda. Bilim kurulu toplanacak ve açıklamalarını yapacaklar. 1 Haziran hiç şüphesiz ki çok önemli diyebiliriz tüm Türkiye için. Aslında tüm dünya için, sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyada da belirli günlerde kapanmalar devam ediyor. Özellikle de Avrupa'da bu akşamları kapanmanın birçok önemli kentte devam ettiğini söyleyebiliriz. İtalya'da, özellikle Fransa'da yine tam kapanma geceleri devam ediyor. İşte o yüzden hiç şüphesiz ki çok önemli. Çünkü vaka sayıları ve vefat sayıları sürekli aşağı doğru iniyor. Tam kapanmaların sonuçlarını daha yeni yeni almaya başladık. Özellikle de 8000'e yaklaşmış durumda vaka sayısı, en önemli kriter. Ve öte yandan vefat sayıları da 180'e kadar düşmüş durumda. Tabii o da önemli bir kriter. Daha da aşağı indiği takdirde hafta sonu kısıtlamaları kaldırılması öngörülüyordu fakat net değil. Evet, İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu %22'yi geçmiş durumda. Metro, metrobüs, şehir hatları seferlerine başladı ve İstanbul'da da hareketlilik 05 itibariyle son buluyor ve hareketlilik başladığını hatırlatalım. Evet, bilim kurulu 1 Haziran'da toplanacak ve gözler de oraya çevrilecek. Bu hafta sonu 56 saatlik kısıtlama tekrar uygulanacak fakat son kısıtlama olabilir diyelim ve gelişmeleri biz kameraman arkadaşım Özden Kul'la takip edeceğiz diyelim. Mecidiyeköy'den sözü tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan,